Güller ve dikenler. Gül güzel bir çiçektir ama dikenleri de vardır. Deprem afetinden sonra milletçe gösterdiğimiz dayanışma devletimizin güçlü eli bizi ziyadesiyle memnun etti. Gurur duyduk. Bizi üzüp kahreden olaylar da var elbet. Afeti ranta çevirmeye çalışan şerefsizler de var. Depremzedelere evlerini yüksek fiyatlarla kiralamaya çalışanlar, ev boşaltma işinde fahiş ücret isteyenler ve bunlar gibi. Dün aşağıdaki haberi okuyunca kahroldum. Önce haberi birlikte okuyalım. 12 yaşındaki kız çocuğu depremde tüm ailesini kaybetti. Felaketten sonra gelen telefonsa acıları ikiye katladı. Malatya'da annesi ve iki kardeşiyle yıkılan binanın altında kalan 12 yaşındaki kız çocuğu 40 saat sonra kurtarılırken ailesinden geriye kimse kalmadı. Annesinin deprem olmadan önce 19.600 liralık eşya aldığı mobilyacının aileyi arayarak "Borcu ödeyin yoksa hakkımı helal etmem" demesi ise anneanneyi gözyaşlarına boğdu. Aysima şunları yaşadı. Ailenin yaşadığı apartmanın yıkılmasının ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 12 yaşındaki Aysima'ya ulaşıldı. Ekipler Aysima'yı yoğun mesai harcayarak sağlık ekiplerinin de desteğiyle kurtardı. Ancak anne Özlem Yılmaz, oğlu Ali Osman ve kızı Nursima Birinç'in cansız bedenine ulaşıldı. Anneanne Havva Serttaş kızının ve iki torununun cenazesini alarak Adana'da toprağa verdi. Hayatta kalan tek torununa ise sahip çıkarak evine getirdi. Haberi okuyunca kahroldum. Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Malatya Türk Ocakları Başkanı dostum, kardeşim Nadir Günatay'ı aradım hemen. Aysima kızımızın ailesinin borcunu Balıkesir'den hemen ödeyelim, helallik alalım dedim. Allah sizden razı olsun dedi. Ama haber yayınlanır yayınlanmaz o borç bir hayırsever tarafından hemen ödendi dedi. Ben de ona Allah sizden razı olsun dedim. Yapılacak başka bir şey var mı diye sordum. Durumu anlattı. Bugüne kadar bölgede canlarla uğraştık. Canları kurtarmaya gayret ettik. Çok kaybımız oldu. Burada yaşanan acılar tarif edilemez. Allah razı olsun. Hem devletimiz ve hem de milletimiz bölgeye büyük destek verdi. Lakin sorunlar burada aylar içerisinde bitecek gibi değil. Bölgenin işi asıl bundan sonra zor. Eğitim, barınma, ticaret, beslenme ve bunlar gibi uzun yıllara sarkacak daha büyük sorunlar da var. Devletimiz her şeyi yapıyor ve yapacak da. Bundan hiç şüphemiz yok. Ama milletimiz de elini buradan asla çekmemeli. Bugün gelen yiyecekler tüketiliyor. Yapılan giyecek yardımları yeterli geliyor. Ama bunun yarınları da var. Bu millet desteği olmazsa burada yaşam da mümkün olmaz. Bu yüzden Türkiye'nin her bölgesinden bugüne kadar gelen yardımlar devam etmeli. Ve hatta bundan sonra daha güçlü bir şekilde devam etmeli. Nadir kardeşimin söylediği şu. Acının sıcaklığı hafifledikçe oradaki aileler için asla hafiflemeyecek elbet. Bölge unutulmamalı. Yardım ve destekler kesintiye uğramadan devam etmeli. Bu uzun bir süreç olacak. Hepimiz bu idrakte olmalıyız.